yarısı bu ülkeye hakim olsun. Bu ülke demokrasinin şahını inşa eder. Refahın, uygarlığın, gelişmenin şahını inşa eder. Devlet bizim sayemizde devlet. Halk var. Halk diyor ya. Devlet bizim. Devlet kimdir? Devlet bizim sayemizde. Evet, devlet biziz. Biziz. Bunu anladığımız gün bizden ayrı bir devlet olmadığını anladığımız gün her şey değişecek. Verdiğimiz oy kaderimizdir dedim diye bana bir sürü insan bir sürü laf söyledi. Arkadaşlar, biz beğenelim ya da beğenmeyelim, biz oy verelim ya da vermeyelim. Sonuçta verilen oy, ülkenin verdiği oy hepimizin kaderi. Çocuklarınız, torunlarınız, benim doğmamış torunum, bunların hepsinin kaderi sizin elinizde. Budur. Devlet biziz çünkü bizden ayrı bir devlet yok. Şahsi olarak sorumluluklarımız var. Biz şahsi sorumluluklarımızı mutlaka yerine getirmeliyiz. Onları üstlenmeliyiz. Bunlar yokmuş gibi davranamayız. Fakat tabii biz yokmuş gibi ya da bu toplumun bir bölümü yokmuş gibi davranıyor. Dahası Erdoğan Biz devlet yokmuşuz gibi. kendisi gibi algılıyor, düşünüyor ve öyle davranıyor. Biz yokmuşuz gibi dediğin gibi. Şimdi peki gelelim Erdoğan devleti neye hazırlanıyor? Ekonomiden söz ediyorum. Çünkü bugün hem toplumun hem de sarayın, iktidarın bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Bunu araştırma yapmaya, araştırmalara bakmaya da gerek yok. Herkes biliyor, söylüyor. Allah aşkınıza bakın birazdan tekrar aynısına döneceğim ama Sözcü gazetesinin manşetine baksanız pazara zam bombası düştü. Buradan bile anlarsınız. Yani Nebati Bey'le Berat Bey'in o tabağındaki karışık ızgara herhalde, karışık kebap neyse kaç paraya kaç kişi yiyebilir oradan bilin. Geliriz birazdan. Şimdi Erdoğan devleti neye hazırlanıyor? Bu konuda tabii ki şeffaflık yok, tabii ki açıklama yok. Bize sadece yandaş medyadaki kimi kalemler üzerinden onlara verilen küçük bilgilerle bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Deniyor ki işte hani enflasyonun köpüğü alınacak lafında çok sevdiler ya. Enflasyonun köpüğü alınacak. Peki nasıl alınacak? Hande Fırat bugün yazmış. Ekonomideki gelişmeler başlığıyla ekonomi yönetimi ne diyor, neye hazırlanıyor? Şimdi ben kısacık okuyacağım. Sen az önce söyledin. Bunu açacağız. Açmak zorundayız. Çünkü hepimizin küçücük paralarına, varsa minnacık birikimlerine, geleceğine yönelik hazırlıklar var. Konuşmuş. Ekonomi yönetimi diyor. Ekonomi yönetimi dediğiniz Erdoğan'dan başkası değil artık tabii ama onunla konuşamayacağına göre onun talimatlarıyla hareket edenlerle konuşmuş. Ekonomi yönetimi bir kere enflasyonda da kötü algı yönetimiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bir türlü anlatamıyorlarmış yazık. Bir türlü hani enflasyon %30'a çıktı. %36'lar bilmem neler %50'ler gelecek vesaire. Şimdi bunu hangi algı yönetimiyle aa nasıl güzel iyi ki %100 değil diye mi mesela bir iyi algı yönetimiyle anlatabilirler bilmiyorum. Devam edelim. Konuşuruz ama. Öte yandan enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bunların çünkü oranları, puanları var ürünlerin. Ağırlıkları diyoruz biz ona. Ağırlıkları. Anlatırım Şimdi ben mesela şimdi. tenis topu ya da pırlanta. Şimdi ben hem bir tenis meraklısıyım. Evde benim bir 500 kadar tenis topum var. Bir de çok pırlantam var. Sayısını onu bilmiyorum. Tenis topunu biliyorum ama öbürlerini bilmiyorum. Şimdi bunların ağırlığı. Ay niye inanmıyorsun? Aşk olsun sana. Neydi? Ama bak. Pırlanta kadının en büyük dostudur sen bence onları. Evet. Neyse tamam. Büyük düşünürüm Marilyn Monroe demişti ya. Mücevher. Bir kadının en iyi dostudur diye. Şimdi fiyat ayarlamaları konusunda da çalışıyorlarmış. Hedef ürünlerde fiyatın değiştirilmesini kurallara bağlamak. Bu arada başka ülkelerde bulunan
altın ve mevduatların Türkiye'ye getirilmesi yönünde de bir hazırlık, bir talep, bir şeyler varmış. Böyle bir düzenleme için torba yasaya da böyle bir madde, biliyorsunuz o torbalar şahane. Torba deyip geçmeyin. Benim böyle makyaj torbam vardır, içinde Allah ne ararsanız vardır. Ya da kalem torbam vardır, içinde ne ararsanız bulursunuz. Torbalar da öyle. İçine attınız mı iş tamamdır. Şimdi nereden başlamak istersin hayatım? Torbadan mı başlayalım, yabancı ülkelerdeki altın ve mevduattan mı başlayalım? Yoksa önce torbadan başlayalım istersen. Peki tamam, bir yerden başlığınızla gidelim. Şimdi şöyle, torba dediğimiz o sepet, TÜİK yılda bir kez... Enflasyon sepetinden söz ediyorsun. Tamam. Enflasyon sepeti, TÜİK çıkıyor, diyor ki ne harcıyorsunuz diye bir anket yapıyor. İnsanlara soruyor, hanelere soruyor. Ne harcıyorsunuz? Bunu da gelir grupları, en yoksullar, yoksullar, orta, ortanın bir üstü ve en zenginler. Herkese soruyor. Ne alıyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz siz? Ne alışveriş, parayı nereye harcıyorsunuz diye hepsine bakıyor. Sonra bunları birleştiriyor. Ona göre bir sepet oluşturuyor. Bizim enflasyon sepeti dediğimiz. Şimdi Türkiye'de ev eşyası dediğimiz, bunun içinde deterjan, meterjan hepsi var. Gıda ve ulaştırma. Bunların sepetteki ağırlığı %50. Yani Türkiye'deki halklar ortalama olarak, en zenginler, en fakirler bir arada, gıda, ev eşyası ve ulaştırmaya harcadıkları paranın yarısını harcıyorlar. 100 liraların 50 lirasını buna harcıyorlar. Fakirlerinkinde bu daha yüksek. Zenginlerinkinde daha az. Onlarınkinde daha lüks harcamalar daha büyük yer tutuyor. Fakirlerinkinde gıda daha büyük yer tutuyor. Onun için. Şimdi diyor ki yani, gıdanın sepetteki ağırlığını düşürelim. Ha ne güzel. Evet, çünkü gıdanın fiyatını tutamıyoruz. Neden tutamıyoruz? Ben hemen şimdi önümde Trading Economics diye bir site var. Ben oradan bakıyorum ülke datalarına. Çok hızlı güncelliyorlar ülke datalarını. Dünyada gıda enflasyonu, G20 ülkeleri içinde gıda enflasyonu en yüksek ülkeleri sıralıyorum şimdi burada. Önümde hemen açtım. En yüksek IMF programı çöken, mahvolan Arjantin %50. İkinci Türkiye %43, üçüncü Meksiko %10. Gıda enflasyonu bizim bir altımızdaki ülkenin 4 katından fazla bizde. Şimdi bunu tek başına gıda enflasyonu diye aldığında böyle. Evet. Biz bunu küçültüp böyle. Şimdi gıda çok arttığı için, sepetten, Türkiye'de gıda enflasyonu çok yüksek olduğu için, gıdanın payını düşürürsek, sepette fiyatı az artanları koyarsak oraya, o zaman enflasyon, toplam enflasyon %36 olduğunu iddia ettiği TÜİK'in, halkın %50'nin üzerinde hissettiği enflasyon ne olacak? Düşecek. Bunun birinci içinde, hamle bu. Bunun şimdi yapılacak düzenlemelerden biri bu gıda olabilir, başka şey olabilir. Tabii gıda enflasyonundan söz ettiğimize, daha doğrusu gıdadan söz ettiğimize göre Nebati Bey ile Berat Bey'in yemeklerinden uzak duracaksınız. Zaten kolesterol yapıyor biliyorsunuz. Kırmızı etten uzak durun. Şu sıralarda tavuktan da uzak durun. Değil mi? Yumurtayı mümkünse yemeyin falan şeklinde. Bakın bu fotoğraflardan, böyle şeylerden kaçının. Şimdi bir sıcak gelişme notu var, aşağıdan geçiyor. Onu paylaşalım. Şimdi Kazakistan'da durum nereye varmış hanımefendiler, beyefendiler? Tokayev diyor ki teröristlere, terörist dediği kendi halkı, Kazaklar, uyarıda bulunmadan ateş açılacakmış. Uyarıda bulunmadan ateş açılacakmış bu şahıs. Diyor ki valla uluslararası topluluk, uluslararası toplum diye bir şey var mı bilmiyorum. Burada herkesin bireysel çabası bile önemlidir. Sonuçta işe yarar mı? Ne kadar yarar kestiremiyoruz elbette. Ama uluslararası kamuoyunun, uluslararası toplumun tepkisi önemli. Diyor ki Rusya lideri Putin'e de asker gönderdiği için teşekkür ediyor. Kendi halkına karşı başka ülkeden asker istiyorsun ya. Şu görüntüleri tekrar, böyle oradan anlaşılmıyor. Tekrar ver Dersucuğum. Zaten daha önce uyarıda bulunuyorlar mıydı bilmiyorum. Demiştim ya, çok sayıda ölü olduğu
söyleniyor. Bu teröristlere ifadesini çıkart der sucum. Tokayev teröristlere diyor da biz onların kim olduğunu biliriz. Bizim ülkede küçücük Berkin bile terörist sayılmış, hatırlar mısınız?